Merhaba arkadaşlar. Tekrar karşınızdayım. İyi akşamlar diliyorum. Bugün 22 Mayıs 2023 günlerden Pazartesi ve sizlere en önemli Borsa İstanbul'daki şu an 5 tane ciddi anlamda potansiyel oluşturabilecek şirketleri göstermeye çalışacağım. Peki bunların nelerini inceleyeceğiz? Elbette finansallarına biraz bakacağız. Biraz da teknik analize bakacağız. Ekranda 8 tane şirket görüyorsunuz. 8 şirketin içerisinde gayrimenkul firmalarını ve aracı kurum firmalarını dahil etmiyorum. Biliyorsunuz sanayi şirketleri üzerinden ilerliyorum genellikle. Sanayi şirketlerini değerlendirirken de bakacağız. Arkadaşlar Borsa İstanbul'daki bütün şirketleri değerlendirdiğiniz zaman bugünün enflasyonuyla birlikte kıyaslama yapacak olursak öz kaynak karlılığı en az %100'ün üzerinde yapan bir şirketi bulmaya çalışıyoruz. Doğas firması %121 yapmış. Kaldıraç oranı en az %55 üzerinde olsun istedim. Burada yine Doğas var. İşte piyasa değeri, defter değeri onun altında, FK onun altında. Cari oranı 1'in üzerinde ve yıllık net kar değişimini de ekranda görecek şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar birinci hissemiz Doğas firması. Doğas firmasını açıyorum. Bakın satışlarını %169 arttıran, esas faaliyet karını %195 yükselten, net dönem karını %291'e götürebilen mükemmel bir firma. Kasasında 2,8 milyar parası varken bu parası bir miktar erimiş vaziyette. Ama sorun değil çünkü dönem varlıklarını 4 milyar seviyesinde neredeyse arttırmış vaziyette arkadaşlar. Hemen hemen 4 milyar. Bunun yanında duran varlıklarında da 6 milyarlık bir yükseliş var. Yani ciddi manada bir artış söz konusu. Doğas firmasında yatırımlar devam ediyor. Bakın burada ciddi anlamda şirketleri iyi tespit edebilirseniz önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde mükemmel kazançlara imza atabileceksiniz. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Çeyreklik net kar bölümüne baktığımızda sürekli artarak ilerleyen bir firma. Fiili dolaşım %34, 220 milyon ödenmiş sermaye. FK 2,61, piyasa değeri, defter değeri 2,06, öz kaynak karlılığı ve diğer özetleri de burada görebiliyorsunuz. Şimdi hemen gelin Doğas'a bakalım. Arkadaşlar teknik analiz olarak baktığımız zaman çok ciddi manada potansiyele sahip ve ilerleyen zaman diliminde birkaç yıl içerisinde paranızı belki de 3-5 kat yapabileceğiniz şirketlerden bir tanesi diyorum ve bu şirkette pozisyon almanın sizlere faydası olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. İkinci firmamız Ford. Bakın %138 satışlarını arttırarak ilerliyor. Üretim kapasitesi sürekli artarak ilerliyor. Esas faaliyet karı güzel gidiyor. %197. Burada %91'de net dönem karı yazmış. Kasasındaki parası 27 milyar açık varken 24 milyara indirdi. İlerleyen birkaç yıl içerisinde muhtemelen 2023 sonu veya 2024'ün ilk 6 ayında bu kasadaki parasını eğer büyük yatırımlar yapmayacak olursa muhtemelen sıfıra indirebilecek diye değerlendiriyorum arkadaşlar. Yine 10 çeyrekliğe alayım ekranı. Sizler daha net bir şekilde görebilin. Ekran bir açılsın. Buradan devam ediyorum ben. Fiili dolaşıma baktığımız zaman %17, 76 ödenmiş sermayesi 350 milyon arkadaşlar. Piyasa değeri 187 milyar. Yani o kadar büyük bir potansiyel var ki bedelsiz sermaye artırım için mükemmel bir seviye. Piyasa değeri, defter değeriyle FK oranı gayet güzel yerlere doğru geriledi arkadaşlar. Bence süper. Peki teknik analiz bize ne diyor? Teknik analiz iyi mi diyor, kötü mü diyor? Biraz da onlara bakalım. Teknik analize baktığımız zaman ciddi manada aslında 250 liradan alan kişinin şu an %100'lerde artık oturduğunu ve güzel karlılık elde ettiğini görebiliyoruz. Ama buralardan itibaren tekrar alım fırsatı bize doğurur mu, doğurmaz mı? Eğer ben 3-5 yıl, 10 yıl biriktireceğim diyorsanız evet buradan da alınabilir. Gönül isterdi ki 200 günlük veya 344 günlük hareketli ortalamaya doğru gerilesin. Buralardan alım yapacak fırsatlarınız olsun ama önemli değil, olsun. Hani burada 20-50 günlük hareketli ortalamanın arasında gitgeller yapıyor. Yani aylık düzenli bir periyotta alım yaparak ilerlemeniz sizler için belki güzel bir sonuç olabilir diye değerlendiriyorum. Teknosa hissesine bakıyoruz arkadaşlar. Teknosa hissesindeki şuradaki finansallarını %133 satışlarını arttırmış. Esas faaliyet karı %137. Net dönem karı %145. Mükemmel. Kasada 984 milyon parası vardı. 209 milyona indirdi. Ama buradaki yükselişlerde güzel bir artış yine var diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman çeyreklik bölümlerde 10 çeyrekliği aldım. Ekranda görebiliyorsunuz satışlarını çok düzenli arttırmaya başladı. Favök de bununla birlikte güzel artıyor. Net karda son bölümde sadece bir miktar düşüş var ama sorun olacağını zannetmiyorum. Şirket sürekli büyüme odaklı ilerliyor. Güzel de gidiyor. %49,97 fiili dolaşım 201 milyon ödenmiş sermaye. FK ve piyasa değeri defter değeri 5,26'ya 3,56 gayet güzel noktalarda diyebiliriz. Peki
Teknosa firmasına önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde yatırım yapan birisi finansallarının da böyle geleceğini değerlendirecek olursa acaba güzel kazançlara imza atacak mı sorusuna cevap bulmaya çalışmak lazım. 32 liradan 15 liraya gelmiş ve ciddi anlamda %50 iskontolu olarak değerlendirilen bir firma diyebiliriz. Çünkü finansallar aslında çok iyi gidiyor. Sadece burada teknik analiz olarak daha önceki kısa süre içerisinde yukarı doğru kat kat gidişatın yükselişin bir dinlenmesini yaşıyoruz diyebiliriz. 344 günlük hareketli ortalamada ikili dip formasyonu çalıştırmış ve buradan itibaren yukarı yönlü bir hareketin gelmesi beklenir. Zaten aylık düzenli alımlar yaparak ilerlerseniz bakın çok değil 1-2 yıl içerisinde mükemmel kazançlara imza atabilirsiniz diye değerlendiriyorum. Tofaş'a geliyorum arkadaşlar. Tofaş'ın %76 satışları artmış. %93 esas faaliyet karı, %116 net dönem karı gayet güzel. Kasadaki parası 5 milyardan 7,6 milyara çıkmış. Burası harika. Mükemmel diyebileceğimiz noktalar. Şurayı yine 10 çeyrek diye alayım. Evet buradaki yükselişlerde net bir şekilde görebiliyorsunuz. %24 fiili dolaşım 9,58 FK, piyasa değeri defter değeri 8,59. Ford'la hemen hemen aynı diyebiliriz. %134 öz kaynak karlılığı varmış arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Buradaki Tofaş Türk Otomobil Fabrikası'nın teknik analize baktığımızda hemen hemen 20-50 günlük hareketli ortalamayla Ford'la aynı ilerliyor diyebiliriz. Hani buralarda makul mu diyecek olursanız diğer DOAS firması bunlara göre bir tık daha önde gibi görünüyor. Çünkü yatırımlar daha büyük. Gelecek açısından da karlılık anlamda, kazanç anlamda hisse fiyatı olarak daha makul gibi görünüyor. Bilginiz olsun. Buralar şu an için bence Tofaş üzerinde ekleme yapılabilecek noktalardan bir tanesi mi diye soracak olursanız evet belki bir miktar ekleneme yapılabilir ama doğasında dediğim gibi yine daha büyük bir potansiyel var. Ve son şirket Tüpraş. %21 satışlarını arttırırken esas faaliyet karı %305, net dönem karı %653'lere gelmiş. 16 milyar aslında kasada parası varken bunu 8,6 milyar indirmiş. Neredeyse %50 parasını azaltmış. Net borç bölümünde kasadaki parayı azaltması bayağı bir olumsuz olmuş arkadaşlar. Burası biraz bize problem yaratabilir gibi görünüyor. Evet, karlılık da zaten bu dönem aşağıya doğru düşmüş. Aslında burada çok güzel patlama yapmış, ardından düşüş yapmış. Yani önümüzdeki süreçte 2 veya 3 bilanço daha izlemek gerekir ama FK ve piyasa değeri, defter değeri açısından baktığımız zaman 2.02, 2.63 gayet makul seviyelerde yine diyebiliriz. Şöyle bakıyoruz, 2020'nin 12 aylığından bu yana sürekli yükselen bir öz kaynak karlılığı da mevcut diyebiliriz arkadaşlar. Tüpraş'ın teknik analizine bakacak olursak acaba neyle karşı karşıyayız? Şöyle baktığımız zaman yine bunda da kısa süre içerisinde yükselen Ford'daki gibi bakın buradan 13 liradan alıp başını gidiyor 85, 86 liralara 87 liraya geliyor. Ciddi manada bir yükseliş ardında da bir miktar şu an ne yapıyor? Düzeltme seviyelerinde 200 günlük hareketli ortalamalara doğru yaklaşmış ve buralarda bir artık bir konsolide bölge olmaya çalışıyor. Dinlenmeye çalışıyor ama buralar benim için fırsattır diye düşünüyorum ve buralarda ilave yapmak isteyen arkadaşlar varsa portföyüne dahil edip buralardan 1-2 yıl içerisinde yatırım yaptığı takdirde parasını yine 3-5 kat götürme imkanına sahip olacaklar diyebilirim. Arkadaşlar burada anlattığım bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde değil. Bunu da hatırlatmış olalım. Ancak unutmayın burada kaliteli şirketlere, öz kaynaklarını çok güzel yükselten şirketlere ortak olduğunuz takdirde güzel sonuçlar alabileceğinizi değerlendiriyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdilik bu kadar. Tekrardan eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar bölümünde dile getiriniz. Kendinize iyi bakın.